Sosyologların dilinde kültür, öğrenilen ve toplumsal olarak aktarılan gelenekler, bilgiler ve davranışlar bütünüdür. Bir insan grubu için anlamlı olan fikirleri, değerleri ve hatta nesneleri içerir. Ve kültür tipik olarak çevremizdekilerle etkileşim ve gözlem yoluyla öğrenildiğinden, kültürün biyolojik de bir bileşeni olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Ve bu bileşen Evrimle şekillenmiştir. Evrim teorisinin Charles Darwin tarafından ileri sürüldüğünü hatırlıyor olmalısınız. Fakat hemen bir not düşelim. Darwin'in evrim teorisi doğal seleksiyonla açıklanan bir teoriydi. Fakat aslında Darwin'den önce de evrimle ilgili birçok görüş ortaya atılmıştı. Darwin türler arasındaki küçük varyasyonların örneğin ispinoz kuşlarının ibiklerinin Dünya üzerindeki konumlarına göre çeşitlilik gösterdiği gözlemlenmiş. Yani isminos kuşlarının gagaları bir adada kısayken başka bir adada uzun olabiliyormuş. Ve Darwin bunun nedenini organizmalarla çevreleri arasındaki etkileşimle açıklamış. Ve demiş ki: "Belli bir çevreye iyi uyum sağlayan organizmaların o çevrede hem hayatta kalmaları daha olasıdır hem de genlerini gelecek nesillere aktarmaları. Şimdi diyelim ki ispinoz kuşlarıyla dolu bir adamız var ve diyelim ki bir kuraklık oluyor ve sadece belli bir tür çiçek hayatta kalıyor. Bu çiçeğin de tohumları çok uzun taç yaprakların altında yer alıyor. E ne olur? Sakan nüfusunda gaga boyutuyla ilgili doğal bir varyasyon meydana gelir tıpkı insan nüfusu için boy konusunda olduğu gibi. Oysa kuraklıktan önce bunun hiçbir önemi yoktu. Çünkü ispinozlar her tür çiçeğin tohumunu yiyebiliyordu. Yani gagaları ne boyda olursa olsun, tohuma her zaman erişimleri vardı. Fakat kuraklıktan sadece o çiçek başarıyla çıkabildiği için birdenbire uzun ve ince gagaya sahip kuşlar, kısa ve kalın gagalı kuşlara nispeten çevrelerine çok daha iyi adapte olmuş hale geliverdi. Uzun gagalı kuşların tohumlara ulaşıp beslenmesi çok daha kolay olduğundan bu kuşların hayatta kalma olasılıkları artık diğer kuşlara kıyasla daha yüksek. Daha da önemlisi bu kuşlar artık üreyebilecek yaşa gelene kadar hayatta kalabiliyor. Ve aynı çevresel koşullar yeterince uzun sürerse Uzun ve ince gagalı kuşların nüfustaki oranı artmaya başlayacak. Darwin'in fark ettiği şey şuydu. Çevre için böylesi küçük ve özgün özellikler seçici olabildiğine göre çevre yüz binlerce nesil boyunca ağır ağır koca bir türü de şekillendirebilir. Ve tekrar edeyim, evrenden bahsettiğimizde tüm popülasyonlardan bahsediyor oluyoruz bireylerden ve hatta popülasyon içerisindeki küçük gruplardan değil. Şimdi bu bilgiyi cebimize koyalım ve sosyal davranıştan söz edelim. Ne dedik? Belli bir fiziksel özellik eğer hayvanın çevresine uyumlanmasını sağlıyorsa seçici olabilir. Yine aynı şeyden bahsediyoruz ama bu kez özelliğimiz fiziksel değil, davranışsal. Yani diyoruz ki türün uyumluluğuna katkıda bulunduğu takdirde belli davranışlar da seçici olabilir. Bu noktada şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Yığınla insan davranışı var. Hangisinin seçici olduğunu nereden anlayacağız? Bu sorunun cevabını kültürel evrensellerde aramak lazım. Bunlar tüm insan kültürlerinde ortak olan davranış ve inanışlardır. Mesela tıbbı ele alalım farklı kültürlerin hastalıklarla mücadele için çok farklı yöntemleri olabilir. Fakat ortak noktaları, hepsinin de hastalıkla mücadele için uygun sistem, ritüel ve faaliyetleri vardır. Bir diğer örnekte ortaklık törenleridir, evlilik gibi. Hakeza, cenaze törenleri veya ölümle ilgili ritüeller ya da dil veya grubumuzdaki diğer bireylere iletişim yeteneğimiz. Farklı farklı ifade edilseler de bu özelliklerin tüm insan kültürlerinde ortak olduğu gerçeği, insan türünün evrimleşmesinde seçici rol oynamış olabilecekleri anlamına geliyor. İşte bunlar evrimin kültürü nasıl şekillendirebildiğine dair örnekler. Fakat kültürün insan evrimini nasıl şekillendirdiği konusunda da kafa yormak mümkün. Şimdi bundan 10 bin yıl öncesini avcı toplayıcı toplumdan, Ekin ekip biçen ve hayvanları evcilleştiren topluma geçiş aşamasını bir düşünelim. Bu gruplar çok fazla göç etmediği için yerlerinde sabit kaldıkları için nüfusları artmaya başladı. Bu nedenle de bu insanlar nüfus içinde patlak veren salgın hastalıklara karşı daha kırılgan hale geldi. Ve hayatta kalıp üreyenler bu hastalıklara yenik düşmeyen insanlar olduğu için diyebiliriz ki kültürümüz yani bu topraklar bağışıklık sistemimizin şekillenmesine katkı sağladı. Laktoz intoleransını yani süt ürünlerini sindirememe durumunu ele alalım. İnsanların büyük çoğunluğu hayatlarının ilk yılında ihtiyaç duydukları besinin büyük kısmını sütten alır. Fakat sütü sindirebilmemizi sağlayan genler tipik olarak sütten kesilmemizin hemen ardından devre dışı kalır. Fakat anlaşıldı ki Kuzey Avrupalılarda böyle bir etki görünmüyor. Bu insanlar 6000 küsur yıldır o bölgede yaşayan sığır yetiştiricilerinin torunları. Sütteki laktozu parçalayan enzimleri kodlayan genler onlarda hiçbir zaman devre dışı kalmıyor. Şimdi bir düşünelim. O bölgede tarihte bir kış gerçekten çok sert geçmiş olsaydı ne olurdu? Süt proteinlerini sindirebilen yani Ekstra besinden nasiplenebilen bireylerin hayatta kalma olasılığı artardı. E, eh, öyle de oldu. Sonuç olarak arkalarında sütü sindirebilme özellikleri sayesinde hayatta kalma becerisi daha yüksek olan nesiller bıraktılar. Onlardan olmayanlar bugün çok fazla süt ürünü tüketince karın ağrısından kıvranıyor. Onlarsa istedikleri kadar dondurma yiyebiliyor. Çünkü atalarının kültürü evrimlerini o yönde şekillendirdi.